Yuri Gagarin'in tam adı Yuri Alekseyevich Gagarin'dir. Yuri Gagarin 9 Mart 1934 tarihinde doğdu. Sovyet kozmonot 1961 yılında uzaya çıkan ve dünyanın çevresini turlayan ilk insandır. Yuri Gagarin, Gats yakınlarındaki Kulishino'da 9 Mart 1934 tarihinde dünyaya geldi. Bu kasabanın adı 1968'de Gagarin olarak değiştirildi. Ve annesi ve babası kolektif bir çiftlikte çalışıyordu. Yuri 4 çocuktan üçüncüsüydü. Özellikle ablası Yuri ile yakından ilgilendi. Sovyetler Birliği'ndeki milyonlarca aile gibi Gagarin ailesi de 2. Dünya Savaşı'ndan kötü biçimde etkilendi. İki abisi 1943'te Almanya'ya götürüldü ve savaş bitene kadar geri dönemediler. Hocaları Gagarin'i zeki ve çalışkan fakat biraz da yaramaz bir çocuk olarak tanımlardı. Matematik hocası savaş esnasında Kızıl Ordu Hava Kuvvetleri'nde uçmuştu. Bunun da Gagarin üstünde büyük bir etki bıraktığı söylenir. Bir dökümhanede çıraklığa başlayan Gagarin, daha sonra Saratov'da bulunan Yüksek Teknik Okulu'na seçildi. Oradayken hava kulübüne girdi ve küçük uçaklarla uçmayı öğrendi. Bir hobi olarak başladığı bu iş zamanla hayatının önemli bir bölümünü kaplamaya başladı. 1955'te okulunu tamamladı ve bir pilot okulunda savaş uçağı eğitimi almaya başladı. Orada 1957 yılında evlenebileceği Valentina Goryeva ile tanıştı. Eğitiminden sonra hava şartlarının kötü olduğu Norveç sınırında bir bölgeye atandı. Yetişkin biri olduğunda boyu 1,57,5 cm'di. Uzay yarışının başlangıç döneminde Sovyetler kozmonot adaylarını belirlemek için geniş bir tarama programı başlatmışlardı. 20 kozmonot ile Sovyet uzay programına seçilen Gagarin, bütün testleri başarıyla atlattı. En sonunda yine yetenekli ve başarılı bir kozmonot olan German Titov ile Yuri Gagarin arasında bir tercih yapılacaktı. Yuri Gagarin seçildi. Bu seçimde soğuk Titov'un aksine Yuri'nin güler yüzlü ve cana yakın bir karakterinin olması ve sade bir çocukluk sürmesinin önemli olduğu söylenir. Yuri Gagarin 1961 yılında Vostok 1 kapsülü ile uzaya doğru gönderilen insandır. Kapsül yerden 250 km yükseklikteki bir yörüngede 2 saat kaldıktan sonra dünyaya geri dönmeye başladı ve yeryüzüne birkaç kilometre kala paraşüt açarak yeryüzüne indi. Kendisine kozmonot denmesine çok kızan bir güzel uzay adamıdır. Kendini uzaya fırlattıran, yörüngeye giren ilk insan evladıdır. Yuri Gagarin'in uzaya çıkmasına neden olan şeyin bilgi ve becerileri dışında güler yüzlü ve cana yakın olmasında etkili olduğu kayıtlara geçmiştir. Kendisiyle birlikte son elemeye kalan diğer Sovyet kozmonot German Titov'un soğuk tavırları Yuri Gagarin'i bir adım daha öne taşımasına neden olmuştur. Gagarin'in uzay aracının camından gördüğü dünya gerçekten de muhteşemdi. O, bu kelimeleri yaşadığı dünyanın evinin uzaydan nefes kesici görünümünden son derece etkilenerek sarf etmişti. Ve bu kelimeler, Rusya'nın Kulishino köyünde doğan ve uzaya çıkıp yörüngeden dünyayı seyreden ilk insan olan Yuri Gagarin'in ağzından çıkan kelimeler olarak tarih sayfalarında yerini alacaktı. Gagarin bu sözleri söylediğinde gezegenimizin yüzeyinin 300 kilometre üzerinde uçmaktaydı. İlerleyen yıllarda sayıları 500'ü bulan farklı milletlerden astronotlar Gagarin'in ayak izlerini takip ederek yörüngeye çıktılar ve onlar da dünyamıza uzayın derinliklerinden baktılar. Tüm astronotların hissedecekleri şey bu sözlerde gizliydi. Uzaya ve diğer yıldızlara ulaşmak adına yapılmış bu girişim hem Gagarin'e hem de tüm dünyaya gezegenimizin ne kadar kıymetli ve özel olduğunu bir kez daha anımsatacaktı. Amerika Birleşik Devletleri gazetelerinde Yuri Gagarin ve ilk insanlı yörünge uçuşu hakkında bilgilere bakalım şimdi. Kaynak NASA'dır bu arada. Yuri Gagarin'in görevinin başarısı inanılmaz yankı yaptı. Sovyet Rusya ile sürekli bir yarış halinde olan ABD,
Yuri Gagarin'in uzaya çıkma haberini doğrular doğrulamaz, uzaya astronot gönderme çalışmalarını hızlandırmıştı. Gagarin'in hemen ardından ABD'li bir astronot olan Alan Shepard, balistik bir füzeyle uzaya çıkıp yörüngeye oturmadan hemen Dünya'ya dönerek ABD'nin uzaya çıkan ilk astronotu unvanını alsa da, ABD'nin yörüngeye oturacak bir aracın içinde astronot gönderebilmesi için bir yıl geçmesi gerekecekti. Bir yıllık çalışmanın ardından ABD'li o astronot John Glenn, 7 Şubat 1962'de Friendship uzay gemisi ile Dünya yörüngesine çıkacak ve 4 saat 55 dakika ve 23 saniye yörüngede kalacaktı. Ne yazık ki uzaydan döndükten sonra ulusal kahraman ilan edilmesine karşı Yuri Gagarin bir daha hiç uzaya çıkmadı. Komünist Sovyet rejimi ABD ile olan uzay yarışında kendisine çok büyük bir avantaj yaratmış bu halk kahramanını kaybetme riskini göze almak istemiyordu. Bu nedenle o yıllarda son derece riskli olan uzay uçuşlarının kapısı artık Gagarin'e kapanmıştı. Sovyetler Birliği'nin uzay programlarını geliştirdiği merkez olan uzay şehrine geri döndü ve burada yeniden kullanılabilen uzay araçlarıyla ilgili araştırma ekibinde çalışmaya başladı. Sovyet hükümetinin önlemleri işe yaramadı. Bu göreve gelmesinden birkaç yıl sonra rutin pilotluk eğitimi uçuşu sırasında geçirdiği bir kaza sonucunda 27 Mart 1968 tarihinde 34 yaşında hayata gözlerini kapadı. Yuri Gagarin, uzayın bilinmezliğine adım atan ilk insan olarak sadece Rusların değil, tüm dünyanın sevgi ve saygısını kazanmıştı. Uzaya çıkan Gagarin, bir rivayete göre çıktıktan sonra "Ben burada bir tanrı göremiyorum." demiştir. Ama bunun kayıtlara geçmediği, çünkü halk tarafından spekülasyona neden olacağı düşünülmüştür. Daha sonraki yıllarda Yuri Gagarin'in alkolik olduğu da söylenmektedir. Gagarin, dünya çapında ün kazanmış biri ve Sovyet başarısının sembolü olarak dünyayı dolaşmaya başladı. Popülaritesini de kontrol edebiliyordu. Fakat kısa bir süre sonra alkol bağımlısı oldu. 1961'de Kırım'da genç bir hemşireyle maceraya atıldı. 1962'de kendini toparlayarak kozmonot yetiştirme merkezinde çalışmaya başladı. Kurumun antrenör vekili olma sürecinde Gagarin savaş uçağı pilotu olmaya yeniden hak kazanması gerekti. 27 Mart 1968'de MiG-15 model uçağıyla rutin bir deneme sürüşü sırasında eğitmeniyle birlikte hayatını kaybetti. Kazaya neyin sebep olduğu bilinemedi. 1986 yılında bir soruşturmada Su-11 model bir uçağın yol açtığı türbülansın kazaya yol açtığı söylendi. Aynı zamanda hava koşulları da kötüydü. Başka bir söylenti de Gagarin'in sarhoş olduğudur. Oysa ki doğru değildir çünkü bu uçuştan önce iki testten geçmiştir. Ve yapılan araştırmalarda alkol veya uyuşturucu izine rastlanmamıştır. Yeni bir teoride pilot kabininin yanlışlıkla açıldığı ve bir anda güçlenen hava dolaşımı yüzünden uçağın kontrolünü Gagarin'in kaybettiğidir. 27 Mart 1968'de uçağın düşmesi sonucu ölen Rus kozmonot Yuri Gagarin'in cesedine 2 gün sonra ulaşılmıştı. Uzman pilot eğitmeni Vladimir Seryogin'in de cesedi ise kısa kaza günü bulunmuştu. Evet, ilginç bir hayat hikayesine sahip uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin'i konu olarak almak isterim sizlere, biyografisini. Aslında bu kısa bir biyografi. Bununla ilgili çeşitli kitaplarda görmüştüm ben. Gagarin'in tam kapsamlı hikayesini ele alan. Ama gördüğünüz gibi ben bu makalede de yer verdim. Hakkında söylentiler de mevcut. Yok şunu dedi, yok alkolikti gibi. Ama şunu bilin, benim gördüğüm kadarıyla NASA'nın çeşitli eğitimlerinde de ve yani şöyle de bir düşünce yapılabilir. NASA'yı hiç karıştırmayın işin içine. Bu sonuçta yani haberlere çıkan, medyanın önünde olan bir insan. Ve uzaya çıkıp geldikten sonra da bayağı ünlü olmuş bir kozmonot sonuçta. Ve hani alkolle vesaireyle, oyla buyla direkt uçağa binmiş olsa inanın bindirmezler zaten böyle bir şeye, mani olurlar.
Çünkü Sovyetler bu tarz bilgileri saklamakla ünlü ama sonuçta bu insanın da ölmesini istemiyor bu başındaki insanlar ki uzaya tekrar göndermiyorlar. Makale içinde de bahsettiğim gibi. O yüzden bu tarz kontrolleri Rusya'da yapıyorlar. Yani her ne olursa olsun Rus kozmonotlara birçok yani test yapılıyor. Hatta uzaya çıkmadan önce hala da devam ediyor bu süreç. Ben bunu nereden biliyorum derseniz iki tane astronotun Scott Kelly ve Chris Hadfield'ın kitaplarını okumuştum ve kanalımda da bulabilirsiniz bunu rahatlıkla. Orada da bahsetmiştim. Bu testlerden Rusya'ya giden astronotlar da mutlaka geçiyor. Yani o dönem yok. Çok eski dönemlerde böyle kontroller olmazdı gibi düşünebilirsiniz ama bu uzaya çıkmasa dahi uçuş öncesi çeşitli testler yapılıyor arkadaşlar. O yüzden ben bu tarz komplo olaylarına pek kulak asmıyorum. Siz de asmayın diye tavsiyede bulunabilirim. Sonuçta bunun detaylı biyografi kitaplarını da denk gelirsem alırım. Orada da okuduktan sonra yine sizlerle de paylaşmayı düşünürüm. Çünkü astronotların ben hayat hikayelerini okumayı seviyorum. Kitaplarını da o yüzden alıyorum. Şu an benim yine aldığım bir astronotun kitabı daha var. Bekliyor. Okuduğum zaman sizlerle yine biyografisini detaylı bir şekilde paylaşmış olacağım. Ne anlattığını en azından. Evet, daha fazla uzatmayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.